Gündemde öne çıkanları aktarmaya ve yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi yorumlara ilişkin olarak stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün şu anda bizimle birlikte. Barış Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Evet, bugün günlerden FED artık klasik tabiriyle birlikte çok alıştık bu söyleme. FED'i sizinle de birlikte yayınlarımızda her söylem geldiğinde tartıştık. Her veri geldiğinde 2019 yılına dair nasıl bir resim ortaya koyar diye bizler de tahminler yürütmeye çalıştık. Ama o gün geldi çattı. Şimdi Aralık ayına dair de bir soru işaretleri var. Her ne kadar beklentiler şu anda olasılıklar %50 üzerinde olsa da diğer toplantıların aksine bir miktar daha değişik bir manzara var. Geçen toplantılarda Aralık ayı hep cepte olurdu, çok tartışılmazdı. Geleceğe yönelik değerlendirmeler merak edilirdi. Ama şimdi hem Aralık ayında ne olacağı merak ediliyor hem de 2019 yılı merak ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, bu klişeyi ben de bozmayayım. Bugün günlerden FED diye başlayayım ben de. Evet, aslında dediğiniz gibi yani 2019 beklenti, daha doğrusu yıl sonu toplantılarında genel olarak beklenti çok fazla olmazdı ama 2019 beklentileri işte ya da daha sonraki yıl beklentileri gündemde olurdu. Bu sefer o gündemde olan o beklentiler biraz daha yüksek seviyede şu anda. Yani çünkü biraz daha karışık bir görüntüye gelmiş gibi gözüküyor şu andaki baktığımızdaki durum. O da işte FED 2019 yılında yapmış olduğu o 8 ve 9. faiz artımından sonraki süreçte nasıl bir hareket tarzı benimseyecek? Piyasaların şu anda en büyük merak ettiği nokta artık bu hale gelmeye başladı. Yani zaten hani dediğiniz gibi %64-%67 arasında değişen bir fiyatlama var şu anda ihtimaller anlamında. Bu toplantıdan bir faiz artırım gelmesi zaten neredeyse kesin gibi diye söylenebilir. Her ne kadar o son günlerde hem Trump'tan gelen işte hem Beyaz Saray tarafından gelen açıklamalar işte faiz artırımı yapmaması yönünde telkinler içeriyor olsa da bu noktada Fed'in bu yılı bir faiz artırımı yaparak 4 taneyle tamamlayacağını ben burada bekliyorum. O noktayı çok fazla üstünde durmak lazım değil diye düşünmek lazım. Ama tabii 2019 yılı içerisinde ne yapacak? Biraz tabii o biraz daha çetrefilli bir konu. Neden? Çünkü özellikle son zamanlarda o FED yetkililerinden gelen çeşitli açıklamalar bu noktada işte 2019 yılında biraz daha FED'in yavaşlayabileceği algısını biraz daha sanki ön plana çıkartmış gibi gözüküyor. Buna neden olan arka plandaki gelişmelere bakarsak da bazı gelen ekonomik verileri burada bence ön plana çıkartmak lazım. Bundan en başında gelen verilerden birkaç tanesini söyleyecek olursak da işte emlak tarafında işte mortgage kredi faizlerinin yükseliyor olması mesela bakıldığında onun ekonomi olan yansıması bir miktar olumsuz olarak burada algı almaya başladı. Diğer taraftan hisse senetleri tarafına bakıyoruz. Orada güçlü satışlar gelmeye başladı. 2019 yılı içerisinde işte hem mali teşviklerin sona erecek olması işte Trump'ın o devreye aldığı. Onun etkisiyle bir miktar o taraftan gelen etkili hisselere satış gelmesi işte tahvil faizlerinde meydana gelen 3.25'lerden geri çekilmeler 2.80'lere doğru. Biraz ekonomik durgunluk belirtilerinin biraz daha hissedilmeye başlandığı ve bunu da FED yetkilileri tarafından da değerlendirmeye alınmaya başladığını burada söylemek mümkün. Diğer açılardan da bakalım, birkaç tane daha noktadan da değerlendirmek lazım. Petrol fiyatlarına bakarsak yani mesela oldukça sert bir düşüş meydana geldi son 2-3 ay içerisinde. Bunun da yaratmış olduğu bir enflasyon tarafında bir zayıflık görüntüsü de var. Yani bakıldığında işte çekirdek enflasyon tarafında %2'yi hala tam olarak yakalayamayan, oraya yaklaşsa da tekrar aşağı yönü gelme eğiliminde olan bir görüntü de var enflasyon tarafında. Tabii Fed'in bence bu da dikkate alacağı bir gelişme olarak burada söylenebilir. Diğer taraftan yine bonolar tarafından bakılan fiyatlama olarak değerlendirdiğimizde enflasyona endeksi hazine kağıtlarıyla işte devlet garantisi olan hazine kağıtları arasındaki o faiz farkı olan işte break even dediğimiz başa baş faiz oranında da yine ikili seviyelerden yine 1.8'lere gelen bir gerileme şu anda mevcut. Yani aslında bu açılardan bakılacak olursak da Fed'in daha önceki o toplantıda işte Eylül ayındaki toplantısında ortaya attığı 3 faiz artırım beklentisi 2019 yılı içerisinde sanki bir miktar daha azalacakmış gibi bir görüntü şu anda biraz daha sanki ön plana çıkacakmış gibi gözüküyor. Yani bu noktadan hareketle bu toplantı sonucunda bir faiz artım kararı gelecek evet. Ama ondan sonraki hemen açıklama metninde o noktasal tahminler bence en çok fiyatlanacak yer olacaktır diye düşünmek gerekiyor. Ve tabii ki akabinde Powell'ın da yapacağı konuşmada değineceği noktalarda 2019 yolu içinde önemli fiyatlamalara sahne olacak. Tüm açılardan bakacak olursak aslında işte şu anki fiyatlamalar bir miktar dolar tarafında biraz satışa yönelmiş gibi gözüküyor. Hani FED biraz daha hani güvercin bir duruş sergiler mi acaba diye. Bence o noktada biraz sanki durum karışık olacakmış gibi bir yorum yapmak lazım. Çünkü neden? Bir taraftan işte faiz artımının geldiği seviye işte 8 faiz artırım yapıldı. İşte şimdi Aralık'ta bugün akşam yapılacak bir faiz artırım daha gelecek haberini alacağız. Bunun sonucunda gelen nokta işte ekonomide yavaş yavaş bunu yarattığı bir ekonomik durgunluk görüntüsü.
işte şirket kârlarına baskısı, tahvil faizinde gelinen nokta, az önce bahsettiğim enflasyon bekleyişlerindeki işte azalma. Bunu zaten getiri eğrisinde de işte gözlemledik biliyorsunuz. Uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadelere yaklaşmış olması ki buradan çıkan anlamda işte o uzun vadeli enflasyon beklentinin azalmış olması anlamına geldiğinden Fed'in daha güvercin bir tonla takılması belki de 2019 yılı içerisindeki faiz zaten beklentideki azalmayla birlikte doları destek de olabilir. Şimdi şu anda fiyatlamalar biraz aşağı yönlü ama yani oraya da baktığınızda işte kısa vadeli aslında yükselen trendin desteğini daha aşağıda hareket ettiğini görüyoruz. O yüzden biraz karışık bir görüntü olacak gibi gözüküyor bu akşam hem karar metninde hem de Fed'in Powell'ın yapacağı açıklamalar sonrasında. O yüzden herkes herhalde ilgiyle takip ediyor olacak ve volatilitede birazcık artış göreceğiz gibi bir görüntü var. Evet, Barış Bey, Fed konusundaki görüşlerinizi almaya devam edeceğim. Çünkü resesyon tartışmaları da var ama gün ortasına ilişkin bir piyasa değerlendirmesi alalım. Şimdi tamam. İntegral Yatırım'a uzanıyoruz. İntegral Yatırım'da araştırma uzmanı Eda Karadağ bizleri bekliyor olacak. Fed'i beklerken bakalım kendileri hem Fed'in faiz artırımlarına ilişkin hem de piyasalara dair neler bekliyorlar. Evet Eda, merhaba, kolaylıklar diliyorum sana öncelikle. Artık klasik tabiriyle Barış Bey'e de söyledik. Bugün artık klişe tabirimizde bugün günlerden Fed. Merakla bekliyoruz. Diğer toplantıların aksine bir miktar daha tansiyon yüksek. Sen nasıl değerlendiriyorsun? 2019 yılında bizlere nasıl bir projeksiyon sunacak sence? Merhabalar Eda, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Merakla beklenen gün geldi sizinle konuştuğunuz gibi. Şimdi şöyle bir tablo var aslında karşımızda. İki tane senaryomuz var elimizde. İlki her iki senaryoda da bir kere faiz artışının cepte olduğunu söylemek mümkün. Yani o konuda kendimizi ikna ettik. Diğer taraftan senaryoların her ikisinde şöyle ayrı ayrı iki konumuz var. Birincisi ya açıklamalarıyla piyasayı rahatlatacağını düşünüyoruz. Yani en azından hem Trump'ın tansiyonunu dindirecektir hem de Trump'la Fed arasındaki o belirsizliği, o ilişkinin belirsizliğini bir nebze de olsa azaltmasını öngörebiliriz. Diğer senaryomuzda ise aksine daha şahin bir Fed'le karşımıza çıkabilirler. Yani piyasaların beklentisinin dışında daha şahin bir tonda karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Bu anlamda da piyasalar tabii ki oldukça sert hareket edecektir. Özellikle dolarda çok ciddi bir pozitif ayrışmayla karşılaşabiliriz. Ama ben daha çok faiz artışının yanında yumuşak söylemleriyle yani daha güvercin bir tonda Fed beklediğimi buradan belirtebilirim. Çünkü piyasalarda kendisine bu tondaki bir Fed hazırladığı için şimdilik biraz daha temkinli bir seyir söz konusu. Fed'i beklediğimiz için de öncesindeki fiyatlamalara ben baktığım zaman daha çok böyle tedirgin bir bekleyiş olsa bile yine de temkinli bir hareketlenmenin olduğunu da gözlemliyorum bu aşamada. Günün geri kalanında Fed'in dışında takip edebileceğimiz çok önemli bir haber akışımız da bulunmuyor. Fed'le beraber piyasalardaki volatilite artabilir. Özellikle dolar TL'de yatay bir seyir izliyoruz. 5.35-5.40 aralığında seyrediyor ve kur aşağı yöndeki hareketini destekleyebilmesi adına güvercin tonda bir Fed'e ihtiyacı var. Yani biz gerçekten bu akşam güvercin bir Fed alırsak dolardaki gevşemenin etkisiyle dolar TL kurunda 5.30 seviyesinin altında bir fiyat hareketi görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü genel tabloya baktığım zaman kendisini oldukça yatay bir banda sıkıştırdığından en ufak bir haberde çok sert bir kırılmayla karşılaşıyor olacağız. Bu da en yakın haber akışımızda Fed olduğu için bence Fed'le beraber dolar TL'de de yeni bir fiyat hareketi oluşacaktır. Ama sadece şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Evet, Fed'i bekliyoruz. Her şeyi Fed'e göre bağlıyoruz ama Fed'in ardından bir hareketlilik oluşsa bile sonrasında yavaş yavaş piyasalar Fed'i atlattıktan sonra fiyatlarda da bir normalleşme oluşacaktır. Yani yeni bir fiyat hareketi, yeni bir trend oluşmayabilir diye de düşünüyorum. Yani Fed'in ardından bir Fed belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla tekrardan yine diğer konu başlıklarımızı konuşmaya devam edeceğimiz için fiyatlarda normale gelecek gibi gözüküyor şimdiden. Evet Eza, bu kapsamda Fed'i beklerken altını sormak istiyorum sana. Çünkü altın bir süredir ve 2018 yılının genelini değerlendirecek olursak yatırımcısına çok fazla getiri sağlamayan ve eski popülaritesini yitiren bir yatırım enstrümanıydı. Bu kapsamda Fed'i beklerken altın bugün en yüksek 1251 dolar seviyesini test etti. Ne dersin, bir süredir o 1230 doların üzerinde bir takım hareketler gerçekleştiriyor. Ancak yükselişler kalıcı olamıyor altında. 1250 seviyesi sence yeni zemin seviyesi mi olacak altında?
Piyasalardaki risk unsurunu tetikleyen faktörler var. Dolayısıyla ons altında bu anlamda 1250 dolarlara doğru yükselmiş durumda. Yani İtalya'da bütçe konusu, İngiltere'de Brexit, Amerika ve Çin arasında ticaret savaşı endişeleri derken dördüncü konu başlığımız son günlerde Fed oldu. Yani bugün her ne kadar Fed'den bir faiz artışı beklense bile özellikle Trump'tan gelen açıklamalar piyasaları rahatsız edince acaba Fed faiz arttırmayabilir mi gibi algılar da oluşunca bu durumda altın kendisini besledi, güvenli limanı çalıştı ve 1250 dolarlara kadar yükseldi. Az önce söylediğim gibi tıpkı dolar TL'de de olduğu gibi yani ons altında Fed'i bekliyor. Fed'le beraber onda da yeni bir fiyat hareketi oluşmaya başlayabilir diye düşünüyorum. Ama Fed'in ardından nasıl Fed sonrası belirsizlik kalkacak, fiyatlar normalleşmeye dönecek diyorsam altında da aynı yorum geçerli. Çünkü Fed'i atlattıktan sonra altın diğer konu başlıklarına odaklanacaktır. Yani İtalya'yı izleyecektir, İngiltere'de Brexit'i takip edecektir ve Amerika-Çin arasında her ne kadar 90 gün uzlaşı sağlansa bile 90 günün sonunda neler olacak, bizi neler bekliyor diye piyasalar tam manasıyla kendisini ikna edemediği için bu risk unsurlarını takip edecektir altın. Dolayısıyla geri çekilmelerin sınırlı kalacağı bir ortam olacağını düşünüyorum ons altın cephesinde. Yani yılı kapatmaya son 10 günlük bir dilim kaldı. Bu 10 günlük dilimde de altında aşağı yönde tepkilerin bir miktar daha sınırlı kalmasını, daha çok 1250 dolar ve üzerine yükselmek isteyen bir ons altın olduğunu ben gözlemliyorum. Evet, İntegral Yatırım'dan Eda Karadağ'a çok teşekkür ediyoruz. Eda Karadağ'ın yorumlarının ardından Barış Bey'le keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Barış Bey, son dönemde resesyon tartışmaları da var. Aslında bu tartışmaları biz veri meclisini konuşmadan önce FED Başkanı Jerome Powell başlatmıştı. Açıklamalarında aynı cümle içerisinde Amerikan ekonomisiyle ve resesyon beklemiyorum ifadesi bile aslında yatırımcıların kafasında bir soru işareti yarattı. Hı-hı. Sonrasında da piyasalar veri meclisindeki bu negatife dönme durumunu keşfetti. Hı-hı. Şimdi güne başlarken Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bir açıklaması vardı. Getiri eğrisinin, yani tek bir göstergenin şu anda negatife dönmüş olmasının ekonominin genelinde bir gösterge teşkil etmeyeceği şeklinde. Evet, aslında biz de yorumlarımızda örneğin Amerika'da istihdam raporu geldiğinde tek bir aylık bir geri çekilmeyle ya da düşüşle geniş bir resimde eylem oluşturmuyoruz. Ancak baktığımızda bugüne kadar da tarihselde veri meclisinin yanıldığı da pek olmamış. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii yani daha önce de hep bunları konuştuk, buna benzer şeyleri zaten. Hani zaten baktığımızda hani geçmişe bakalım, yakın geçmişe bakalım. ABD'den gelen hani çoğu veride hani olumlu bir görüntü vardı zaten hani baktığımızda. Neydi o? İstihdam piyasasına bakarsak eğer işte işsizlik tarafında zaten 2009'dan bu yana gelen en düşük seviye. Hatta kaç 50 yıldır galiba sanırım, daha bile fazla bir seviye. Son 48 yılın, 48 yılın en düşük seviyesi, yanlış söyledim. Ücret artışları bakımından da işte yıllık bazda 3.1'e gelindiğinde de orada da 2009'dan beri işte gelinen en iyi seviye olduğu ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Tabii buradan baktığımızda o tarafta istihdam tarafında işler yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Büyüme tarafına bakarsak da zaten %3,5'luk bir büyüme var ki yapılan çeşitli tahminler, ki burada örnek olarak gösterebileceğimiz işte Atlanta Fed'in yaptığı o GDP Now büyüme tahmin modelinde de hala işte %3 civarında büyüme tahmini şu anda mevcut. Yani kısa vade açısından bakarsak tamam, tahvil getirilerindeki o terse dönüş hikayesi ya da işte o uzun vadenin kısa vadenin altına doğru gelme eğilimi özellikle bakımda 2-3 yıllıkların 5 yıllıklara göre olan noktasında meydana geldi. Ama aslında esas değerlendirilmesi gereken nokta burada. Genel anlamda 2 yıllıkla 10 yıllıklar hep söylenir ama aslında bir de 3 aylıkların 10 yıllıkları olan farkını burada biraz daha göz önünde bulundurmak lazım. Ki ben hani çıkmadan önce biraz baktım hani ne durumda diye, işte orada da 45 puanlık bir fark var. Hani hala aslında bakıldığında o eğer resesyon işareti olarak algılanacak nokta eğer 3 aylıkların 10 yıllıkları olan farkının kapanmasıysa orada biraz daha tabii hala alan var hani. O taraftan bakıldığında resesyona dair bir işareti şu anda henüz gerçekleşmediğini söylemek lazım. Diğer taraftan az önce söylediğim işte verilerin de hala çok olumsuz bir seyre işaret etmiyor olmasını da burada değerlendirmek lazım. Ama ne var? İşte o yapılan 2 yıldaki, son 2 yıldaki o faiz artırımlarından sonra gelinen nokta itibariyle bir miktar bazı sektörlerde, bazı noktalarda, verilerde bazı bir takım bozulmalar var. Ama zaten hani veri meclisindeki o yataylaşma görüntüsü geldikten sonraki süreç içerisindeki geçecek o zaman bile zaten bakıldığında yaklaşık işte 12 ile 16 ay arası falan diye hep bahsediliyor. Geçmişe bakacak olursak da mesela Amerika tarafında hep o veri meclisindeki o terse dönüşten sonra 12 işte 16 ay arasında bir süreç sonrasında bir resesyon hikayesi ortaya çıkmaya başlamış. Yani o yüzden bakıldığında şu anda evet ismini unuttum kimi söyledim şu anda ama Hazine Bakanı Hazine Bakanı'nın söylediği gibi
aslında tek o veri mevsimine bakarak bu noktada bir değerlendirme yapmak doğru olmayabilir. Yani o yüzden de ben Fed'in zaten bunu da ben değerlendirmeye alacağını da burada düşünüyorum. Aslında hani bugünkü açıklama metninde bazı işte öne çıkacak bazı noktalar da burada olabilir. Hani neler olabilir, neler olmayabilir şeklinde. Hani bu noktada hani yine o metinde daha önceki ifadelerinde değindiği gibi işsizlikte gelinen düşük seviyeler, işte hane halkı harcamalarındaki yani güçlü duruşun hala devam etmiş ediyor olması, yatırımlar tarafında hala işte yani ılımlı bir seyrin devam ettiği. Bunlar bence metinde hala yer almaya devam edecektir diye düşünüyorum. İşte ekonominin güçlü olduğu tarafları vurgulamak adına. Ama tabii bir yandan da tabii ticaret savaşları da bir etkisi var tabii ki bakıldığında. Onun da hani metne de burada gireceğinden bahsetmek lazım. Ama tabii bunun da bir etkisi olabilir. Nedir? Çünkü 90 günlük ateşkes süresi başladı. İşte devam ediyor. İşte Ocak ayı itibariyle müzakereler başlayacağı işte haberleri geldi. Ama tabii o 90 günlük süre içerisinde bir anlaşma sağlanamama durumu da olursa o zamanki süreç sonrasında işte hem vergilerin artma ihtimalinin orada gündeme gelmesi onun akabinde ABD ekonomisini olumsuz anlamda etkilemeye başlayacaktır diye düşünmek lazım. Çünkü global anlamda bir zaten verilerdeki bozulmanın yarattığı bir etkiyle birlikte işte bir global ekonomi büyümede bir yavaşlık belirtileri de şu anda mevcut. Tabii ticaret savaşları şu anda gündemdeki en revaçtaki en yüksek ilgiye sahip olan bir nokta. Oradan gelecek belki bir olumsuz bir etki de hani Fed'in yine değerlendireceği noktalar arasında olacaktır. Ki metne de belki de girileceğini burada düşünmek lazım. Yani buradan hareketle evet yani benim şu anki görüntüde 2019 yılı içerisinde Fed'in bir resesyon beklediğini düşünmüyorum. ABD ekonomisi bir resesyon geleceğini de düşünmüyorum şu anki görüntüye bakacak olursak. O yüzden Fed yine hem kendi içerisindeki bazı dinamiklerin işte bozulma emaresi göstermesi, işte ticaret savaşları ki şunu da değerlendirmek lazım. İşte Brexit sürecinin de ne yöne doğru gideceği çünkü daha fazla belirsiz bir noktaya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Onun yaratacağı etkiyi de hesaba katarak en azından o 90 günlük süreyi de bekleyecek tarzda en az ilk 3 ay içerisinde ne olacağını görüp ondan sonra hareket etme tarzını benimseyeceğini düşünüyorum. Buradan hareketle aslında yine açıklama metninde ya da Powell'ın konuşmalarında da burada işte belki biraz daha işte ihtiyatlı, biraz daha veri odaklı, biraz daha işte temkinli olma gibi yaklaşımları benimsemesi de burada mümkün olabilir. Fed'in zaten geçmişe yönelik baktığımızda da işte geçmiş toplantılarına da baktığımızda zaten geleneksel olarak da hani piyasanın yönünü çok sert bir şekilde değiştirecek tarzda açıklamalar yapmadığını da görüyoruz. Yani o yüzden yine dengeli tarzda bazı yorumlar yaparak biraz daha piyasanın hani çok da fazla hani yine gaza getirecek şekilde yine de gazını alacak şekilde iki tarzda dengeyi bulacak şekilde bir hareket tarzı burada ortaya koyacağını düşünüyorum. O yüzden de hedef burada belki 2 faiz artırımı olur. Belki o kademeli faiz artırımları da gerekiyor ibaresi de çıkabilir metinden. Dediğim gibi biraz daha sabırlı, işte temkinli, biraz daha işte veri odaklı olmaya yönelik çeşitli bazı ifadeler de metne girebilir. O yüzden piyasalarda bunu dengeli bir şekilde algılar diye düşünüyorum. Evet, sizce dolar endeksinin fiyatlaması nasıl bu kapsamda? Özellikle bu hafta başında ABD borsalarında yine her endeks özelinde %2'nin üzerine değer kayıplarıyla haftanın ilk işlem gününü tamamladılar. Ve satış nedenlerine baktığımızda sürekli aynı şeyle karşı karşıyayız. Ticaret savaşları kaynaklı global büyüme endişeleri. Şimdi ABD borsaları bunu neredeyse 6 ay öncesinden satın alıyor. Ama sizce dolar endeksi Amerika ile ilgili bir gelişmeyi öncesinde satın alıyor mu? Sizce fiyatlama nasıl? Şu anda çok da fazla fiyatladığını söylemek bence pek mümkün değil. Yani çünkü hani 97-96 bandında hala devam ediyoruz şu anda. Yani kısa vadeli bir yükselen trend de var. Ben işte grafiğe baktığım zaman günlük bazda gördüm orada mesela. Hani onun da altına inmeme konusunda bir isteği de var. Yani sen kendi biraz hani Fed'in burada ne yapacağını bekliyor işte ona biraz hani odaklı olarak şu anda biraz beklemede gibi gözüküyor dolar tarafı. Aslında başta da dediğim gibi daha fazla faiz artırımının yapılacağına dair bir sinyal gelirse ki beklemiyorum ama öyle bir sinyal gelirse hani bu hem Amerikan ekonomisi açısından biraz daha hani olumsuzluk unsuru olarak algılanacaktır diye beklemek lazım. Hani çünkü hani az önce bahsettiğim noktalar hem işte enflasyondaki hani gelen geri çekilme görüntüsü, petrol fiyatları alakalı olarak işte yine faizlerdeki geri çekilme işte gene ticaret savaşlarına ilişkin bazı ortaya çıkan işte o belirsizliklerin hala devam ediyor olması ki artma ihtimalinin de oluyor olması. Bu noktada işte dolar tarafında eğer Fed biraz daha güvercin tarzı bir açıklama yaparsa yani dolar tarafından çok olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Yani o yüzden biraz daha işte o 96'nın altına inme görüntüsü ilk aşamada verse bile oradan sonra tekrar yukarı gitme eğilimi olabilir. Ki neden bunu bahsetmek lazım? Bir de şundan aslında değinmek lazım. Şimdi ticaret savaşlarının iyice hani gerginliğinin arttığı zamanlarda güvenli varlık olarak görülen para birimi dolardı. 90 günlük süre içerisinde eğer yine bu anlaşmazlık eğer sürerse eğer o noktada biraz daha işte vergi oranları yükselecek olursa biraz da onun etkisiyle güvenli varlık olarak belki dolar yine de talep görebilir. Güvercin duruşu bir Fed'in de buna katkısı. En azından hani ekonomi tarafında biraz daha durgunluk tarafına destek değil de biraz daha ekonomiyi desteklemek adına bir atılacak adım olarak algılandığı için
O noktada dolara belki buradan belki bir destek gelebilir. O yüzden dolar endeks tarafında çok çok aşağı yönlü bir hareket beklemeyeceğim bugünkü görüntüde. Evet, Avrupa'ya da değinmek istiyorum. Her ne kadar şu anda FED birazcık daha popüler olsa da gölgede kaldı gibi. Dün İtalya ile Avrupa Birliği konusunda bir uzlaşı haberi geldi. Bütçeye ilişkin anlaşmanın detaylarının da bugün paylaşılacağı söylendi. Şu anda en azından benim ulaştığım herhangi bir detay olmadı. Ama yine piyasalarda baktığımızda İtalya'nın stresini üzerinde hisseden Avrupa varlıkları şu an herhangi bir sanki uzlaşı fiyatlaması yapmıyor gibi. Siz ne dersiniz? Yapıyor gibi aslında. Yani Euro dolar 1.14'e gelmiş. Bence onun biraz etkisi var gibi düşünüyorum ben. Yani sabah sanırım ben de bir haber okudum. Hani kendi içerisinde bu bütçenin hedefinin, 2019 bütçesinin hedefinin 2.4'ten 2.04'e 4.0 yer değiştirmiş. Onun anlaşmasının yapıldığı, yani anlaşıldığı haberleri gelmişti. Şimdi işte Avrupa Komisyonu'na bu sunulacak. Avrupa Komisyonu'nda yanlış hatırlamıyorsam 1.95 eğer hedefi belirlerseniz biz bunu kabul ederiz şeklinde bir açıklaması vardı. İşte 1.95, 2.04 çok bir fark yok aralarında. Büyük ihtimalle karşılıklı herhalde pazarlıklarla anlaşma ihtimali orada olabilir diye ben düşünüyorum. Yine tabii harcamalar tarafında da bir miktar orada sanırım biraz daha düşürme yönelik hedef de ortaya koyduğunu okudum. Tabii ortadan yani İtalya sanki yani şöyle bir görüntü var. Hani hem o biliyorsunuz o disiplin şeyi cezası almayla ihtimalle ilgili hem de o hani bütçe hedefinden biz kesinlikle geri dönmeyeceğiz. Bu hedefi biz burada hani tutmaya devam edeceğiz. Şekilde açıklamaların devam ettiği süre içerisinde İtalya tahvil faizleri yüksek seviyelere gelmişti. Ve İtalya-Alman tahvil faiz farkı da gittikçe açılmıştı. İşte zaten bence İtalya'nın biraz sıkıntısı oradan ileri geliyor. O iki noktadan ileri geldi de o yüzden bence bu noktada geri adım attılar diye düşünüyorum. Hem işte faizlerdeki yükseliş artı o ceza alma ihtimalinin de ortada olması. Onun açısından bakıldığında hani biraz geri adım atılması bence olumlu bir adım. Eğer onaylanırsa tabii ki bence Euro tarafına biraz da o zaman destek olabilir. Biraz da sanki onun fiyatlaması varmış gibi gözüküyor. Biraz hani dolar endeksindeki hafif geri çekilme de biraz burada etkili. Dolardaki geri çekilme diyelim. O yüzden 1.14 direnç, iyi direnç orada bence 1.14. Biraz daha yukarıda 1.14-50-60 işte seviyeleri var. Yani bakalım da İngiltere tarafındaki belirsizlik devam ettiği sürece bence Euro tarafı da baskı olmaya devam edecektir diye söylenebilir. Evet, özellikle baktığımızda fiyatlamalar cephesinden devam etmek istiyorum. Avrupa varlıkları sizce neler söylüyor? Çünkü DAX endeksinde dün bir toparlanma çabası vardı ama DAX endeksinin özellikle bu hafta 11.000 seviyesinin aşağısına gelmiş olması Avrupa varlıkları için başka bir tehlike sinyali doğurdu şeklinde açıklamalar vardı. Siz ne düşünüyorsunuz özellikle borsalar cephesinde? Tabii yani Avrupa tarafında risk iştahı orada da düşük. Çeşitli gelen bazı veriler hani oradaki hani en fazla olumsuzluk yaratan unsurlar. En başta gelen şey yine ticaret savaşlarını yarattığı işte Avrupa ekonomisi içerisindeki o güven ortamının hani bozuluyor olması. Ki zaten dün IFO endeksini de aldık. Oradan baktığımızda da işte hem orada iş güveninde de düşüş yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ki zaten daha önce yapılan bazı anketlerde de, daha önce de buraya katıldığımda söylemiştim. Orada da yapılan mesela anketlerde de özellikle ticaret savaşlarındaki gelişimin belirsizliğine bağlı olarak yatırımcı güveninde düşük kaldığı ve ileriki aşamalarda yani ileriki dönemlerde de bu noktada kendilerini güvende hissetme konusunda da kendilerini iyi hissetmedikleri yani noktada yatırım yapma isteği konusunda güven duymadıklarını burada ortaya koymuşlardı. Bunu gelen çeşitli verilerle de şu anda gözlüyoruz. Zaten hani Almanya tarafına bakarsak işte büyümenin daralma durumu olması. İşte İtalya tarafı tamam şimdi bazı olumlu gelişmeler oluyor ama yine İtalya ekonomisinin hala bakıldığında hani sorunlarla boğuşuyor olması. İngiltere tarafı zaten Brexit tarafı zaten orada şey hala belirsizliğini koruyor. Tüm bunları değerlendirirsek oradaki risk iştahı bu yüzden düşüş göstermeye devam ediyor. Hani o yüzden satışları buna bağlamak lazım. Ama bugüne bakıldığında işte dün de biraz toparlanma vardı. Bugün de özellikle baktığımızda hem bankacılık sektörüyle ilgili hem de ilaç sektörüyle ilgili biraz oradan gelen etkili biraz toparlanma eğilimi var gibi gözüküyor ama biraz hani bugünkü akşamki FED toplantısına göre biraz daha yarın daha iyi şekillenir gibi söylenebilir. Dün de bir de dolar TL'de de bir ayrışma söz konusuydu. Özellikle dün dediğiniz gibi şu anda dolar bir miktar daha FED'i beklerken zayıf ancak bekle ve gör havasında. Gelişen ülke para birimlerinin de kendi içerisinde ayrıştığını gördük ve Türk lirası pozitif ayrışan taraftaydı. Bu pozitif ayrışmayı neye bağlayalım? Pozitif ayrışma bizim içeride zaten hani bir süredir takip ettiğimiz tüm gelişmeler hani risk unsuru oluşturmuyor artık. Hem zaten işte Amerika'dan gelen bazı haberler son zamanlarda işte bu hafta içerisinde geldi iki tane haber ki son o Patriot füzelerinin hani onayının verilmesi. Yani o tarafla ilgili ilişkilerin hala iyi gidiyor olması bizim tarafta riskleri artıran bir unsur olmadığı için zaten yani Türk lirasına biraz destek olarak burada oluyor, karşılaşıyor gibi gözüküyor.
Diğer taraftan da işte hani biraz Fed'i beklemeye aldı piyasalar. İşte hani dolar endeksi tarafında bir miktar o geri çekilme görüntüsünün devam ediyor olması. Yani o noktada işte biraz daha hani dolar TL tarafının biraz yatay hareket etmesine şu anda neden oluyor. Evet, hani bu akşamki toplantı sonrasında bir miktar dolar TL'de de hareketlenmeyi de burada görmek mümkün olacak. Tabii hani başta da konuştuğumuz gibi biraz karışık bir durum olduğu için orada piyasa fiyatlamasının ne yönde olabileceğini şu anda belki kestirmek biraz zor olabilir. Ama kısa vadede baktığımızda teknik olarak söyleyecek olursak yukarıda 5.42 önemli bir direnç seviyesi oldu bence. Yani oraya birkaç kez deniyor. Yaklaştı, dün de yaklaştı, 5.40'a doğru bir hareketlenme oldu. Tekrar bir geri çekilme meydana geldi. Yani yukarıda 5.42, biraz daha yukarıda 5.55. Onlar bence önemli direnç seviyeleri olarak takip edilmeli. Hani aşağıda da hani zaten bir 5.13 seviyesi vardı. İşte o açıklanan enflasyon verisinden sonraki gelen noktaya doğrusu. Biraz aşağıda kaldı gerçi ama biraz daha yukarıda işte 5.25-5.30 bölgesi de önemli destek noktaları olmaya devam ediyor. Yani 5.30-5.25-5.30 bölgesi geçerse daha aşağıda 5.13'e doğru bir hareket görürüz ama yani şu andaki görüntünün ne yöne doğru gideceğini pek kestirmek açısı kolay değil. Bence bu akşam bir görelim, toplantıdan sonraki süreçte teknik olarak bence daha net değerlendirebilir oluruz. Peki Borsa İstanbul için öngörünüz nedir? O cephede de bir süredir nasıl dolarda 5.30 ile 5.40 arasında bir sıkışma varsa, hı hı, şu anda da Borsa İstanbul'da kısa vadede 90.000 ile 95.000 bandı arasında bir sıkışma, aynen, var. Dünkü kapanışta özellikle gün sonuna doğru gelen alımlarla birlikte 91.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış oldu. Şu anda da işlemler 91.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşirken sizce Borsa İstanbul'da görünüm nasıl? Evet, bugün Borsa İstanbul'da çok yani aslında yataya yakın bir görüntü var. Yani geçtiğimiz hafta, tam bundan bir hafta önce 17 Ağustos'ta gördüğümüz bir dip seviye vardı. Oradan gelen bir toparlanma ile birlikte yukarı yönlü bir trend hareketi oluşmuştu. İşte geçtiğimiz hafta işte bugündü, o gün sonunda o trendin altına geçilmişti. Daha sonra trend altına geçtikten sonra bir miktar bir deneme ile tekrar o trendin üstüne çıkma çabası gerçekleşti ama başarılamadı. Tekrardan bir geri çekilme meydana geldi. Dün ve işte bugün bir miktar onun toparlanma çabası var. Hani biraz da Avrupa tarafı biraz bugün işte artıda seyrediyor. Biraz onun etkisi. Biraz Asya tarafında da bir miktar böyle hafif toparlanma çabasını görüyoruz şu anda. Yani o tarafta da aslında hem ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin etkisi hem de bizim işte bugün beklediğimiz FED toplantısından çıkacak kararlar burada önemli. Bahsettiğim o 17 Ağustos'tan gelen yükselen trendin bence direnci 91.800, orası çok yakından takip edilmeli ki bugün orayı tam olarak denedi ve tekrar geri geldi. 91.151'e kadar şu anda gelmiş durumda gözüküyor. İlk önce bence 91.800'ü geçmesi lazım. Kapanışı onun üzerinde yapması lazım. Ondan sonraki süreç 95.000 takip edilmeli diye söylemek lazım. Evet Barış Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikte şimdi A Para gün ortasında kısa bir ara veriyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.